Sağ ol Meral abla. Afiyet olsun canım. Hadi çıkalım artık biz. Sen de rahat rahat dinle. Bir ara seninle bir şey konuşmam lazım. Amma mıy mıylandın ha. Ver şunu bana. Ver. Ne yapıyorsun ya? Aç bakayım ağzını. Kuzgun. Aç vallahi dökeceğim ellerine. Aç. Ha. Aç 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 aç. Tamam yavaş. Şifa olur. Ha. Aslında en temizi bunu böyle dikeceğim kafana da sana gelmez o işler. Allah Allah. Onu nereden çıkardın acaba? Bir kere benim en sevdiğim şeydir. Ver şunu bana. Oh. Kuzgun. Niye her saniye benimlesin? Sıkılmadın mı? Tamam sağ ol. Gerisini hallederim ben. Bu aynı odada yaşama muhabbetine alıştım herhalde. Sensiz evlere sığamıyorum. Ciddiyim ben. Her dakika başımda durmak zorunda değilsin. Hastanede de yanımdaydın. Tamam yeter. Çık. Biraz hava al, kafanı dağıt. Dağıtacağım ben o kafayı. Tam dağıtacağım ben o kafayı. Gerçekten söylüyorum. Kapıda bir sürü adam var. Ordu yığmışsınız mübarek. Bana bu evde hiçbir şey olmaz. Merak etme. Ölüyordun Dila. Anladım. Ama daha fazla suçluluk hissetmene gerek yok. Sen elinden geleni yaptın. Sağ ol. Sana bunu yapanı bulacağım biliyorsun değil mi? O kurşun sıkan ellerine kıracağım onun. Yani sana sıkılan kurşun bir şekilde bana da sıkılan kurşun. Ve anlaşma gereği biliyorsun. Sulh dedi, sulh için evlenin dedi. Tamam. Sulh etmiş görünüyoruz işte, evlendik. O yüzden mi beni hiç yalnız bırakmadın? Anlaşma gereği. Yani biraz öyle, biraz böyle. Şimdi biraz öylesini anladım da, biraz böylesini anlamadım. Ne o? Yoksa kalbini attırmayı başarabildin mi bir kurşun? Bak bak yine başladık. Seni alt edeceğim bakışı atıldı. Ah şimdi kaş kalacak, sol kaş. O çenede bir tık öne. Neler anlatacaksın kim bilir sonra. Söyle söyle anlat. Patlarsın sen, tutamazsın içinde. Söyle. Korktun değil mi? Herhalde kızım. Kollarımla yığıldın kaldın, her yerin kan. Vallahi nasıl gittik, nasıl attık kendimizi hastaneye bilmiyorum yani. Dila. Çok ciddi bir şeydi bu ha. Öyle lego logası falan yok. 28 yaşını bırakıyordun evin bahçesine. Behram olabilir mi? Sanmam. Ben sanıyorum ama. O heriften her şeyi beklerim. Sonuçta daha yüzünü bile görmediğimiz neydi belirsiz biri Behram. Sen dinlen şimdi. Sırasıyla hepsinin icabına bakacağız. Merak etme. Adamlardan bir iz var mı? Var bir şeyler. Bu Nedim var ya, bizim düğüne de geldi. Şu masadaki büyükbaşlardan biri. Hı.
Ona bağlı bir araç çıktı bu adamların arabası. Nedim Köseveli. Mefta. Nasıl, öldü mü? La benim anlamadım, bu adamlar niye beni öldürmeye kalktı? Ha bu arada bu tetikçiler var ya, kurşun sana isabet edince bir anda söndüler. Nasıl yani, anlamadım. Durdular yani. Panikleyip gittiler sonra. Aldıkları talimat sen değildin belli. Ama bu benim bir beynimi kurcalıyor bu. Burada bir iş var. Var bunda bir iş. Of. Ne oldu? Derin nefes alınca acıdı biraz. Dur bakayım şuna. Oho. Kaç saat olmuş ya, buna pansuman yapmadılar mı? Tamam, çağıralım hemşireyi. Yok, ben yaparım. Nerede o zımbırtı? Tepsi bir şey vardı burada. Öğrendik kızım bu işleri. Rahat ol. Dur bakayım. Tamam, tamam. Çok yandı. İyi mi böyle? Ha? Daha iyi. Bir an geliyor, her şeyi unutuyorum. Nasıl? Sanki yaşadığımız diğer her şey kabusmuş da. Gerçek olan buymuş gibi. Ama diğer her şey gerçek. Ya bu? Bu da gerçek de geçici bir gerçek. Mahkum olduğumuz. Kimi çağırayım yanına? Kimseyi. Yalnız kalmak istiyorum biraz. Sen de bu gece salonda uyur musun lütfen? Olur.